Efendim herkese merhabalar. Tırmanış ve bisiklet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle öncesinde de duyurusunu yapmıştım zaten. Dağcılıkta kullanmış olduğumuz düğümlerden biraz bahsetmeye çalışacağım. Böyle part şeklinde en sık kullandığımız düğümleri size anlatmaya çalışacağım. Konu önemli. İçinizde dağcılıkla ilgilenmeyen, dağcılıkla hiçbir ilgisi olmayan arkadaşlar da olabilir ama bahsedeceğim düğümler, size anlatmaya çalışacağım düğümler aslında gündelik hayatınızda da işinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm düğümler olacak. O yüzden dinlemenizde fayda var. Öncelikle bir düğümden neler bekliyoruz? Biraz kısaca onlardan bahsedeyim. Öncelikle bir düğümden beklentimiz şu, düğümün gerçekten işimize yarar bir düğüm olması lazım ve güven verici bir düğüm olması lazım. İkincisi, düğümün kolaylıkla yapılabilmesi ve istediğimiz zaman, burası çok önemli, istediğimiz zaman kolay bir şekilde çözülebiliyor olması önemli. Önemli olan diğer bir nokta ise düğümü attıktan sonra da estetik bir görünüşü olması gerekiyor. Düğüm böyle karman çorman ya da bizim videolarda veya simülasyonlarda izlediğimiz gibi bir düğüm halinde değilse eğer, muhtemelen attığımız düğümde bir yanlışlık vardır. O yüzden bu konular önemli. Çünkü yeri gelecek, buna canınızı, yeri gelecek, değer verdiğiniz şeylere emanet edeceksiniz bu düğümlere. O yüzden konu gerçekten önemli. Dilerseniz düğümler konusuna dağcılıkta da en çok kullandığımız açık ve kapalı sekizliden giriş yaparak başlayalım. Açık ve kapalı sekizliği aslında nerede kullanıyoruz? Böyle bir ipiniz var ve bu ipin ucunu bir yere sabit bir şekilde bağlamak istiyorsunuz. Ve bunun orada bağlandıktan sonra da çözülmesini istemiyorsunuz. Ki ancak kendiniz gidip çözebilirsiniz. Bunun dışında çözülmesini istemiyorsanız ve gerçekten iyi bir düğüm istiyorsanız ve ipin ucunda oluşacak bir düğüm ise eğer kesinlikle sekizliği atmanız gerekiyor. Sekizli bizim dağcılıkta emniyet kemerlerine, koşum dediklerimiz emniyet kemerlerine girdiğimiz düğümdür ve emniyet kemerlerine başka herhangi bir düğümle girme şansınız yok. Bunlar standartlarla belirlenmiştir. O yüzden bir emniyet kemerine iple girecekseniz her zaman için sekizli düğümü tercih etmeniz gerekiyor. Öncelikle sekizli düğümünü atmak ya da öğrenmek gerçekten zor bir durum değil. Yönteminizi oluşturduktan sonra tek elle bile atabileceğiniz bir düğüm. Ama her zaman için ihtiyacınız olabilecek bir düğüm. O yüzden dinlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle ipimizi aldık. İpimizi yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğunda bıraktıktan sonra ipi şöyle de tutuyoruz. Tuttuktan sonra, sol elimizde tuttuktan sonra sağ elimizin avuç içiyle ipi şu şekilde kavruyoruz. Kavradıktan sonra kendi ekseninde 1 ve kendi ekseninde 2'ye çeviriyoruz. Çevirdikten sonra şu aşağıda oluşan halkanın içerisinden ipimizin ucunu çıkartıyoruz. Ve şu anda aslında bir 8 şeklinde bir oluşum, bir geometri elde etmiş olduk. Bu bizim düğümümüzün birinci etabı. İkinci etabı ise bu ipi geçirmek istediğimiz herhangi bir yerden geçireceğiz. Şimdi ben bunun için bir perlon kullanmayı düşünüyorum. Bu dikişli bir perlon. Dikişli perlonun biliyorsunuz hiçbir şekilde açıklık bir kısmı yoktur. Bu kapalıdır. Şimdi ben ipimi bunun içerisinden geçirip düğüm atacaksam eğer kesinlikle açıklı sekizli kullanmam gerekiyor. Bu yüzden böyle bir şey kullanacağım. Şu anda perlonumu aldım. Sekizli düğümümün zaten yarısını bu şekilde oluşturmuştum. Şimdi diğer ucunu buradaki perlonumun içerisinden geçirdim. Geçirdikten sonra burası gerçekten çok önemli ve birçok arkadaşın yanlış yaptığı yerlerden bir tanesi. İpimizin ucu geldiği yeri takip edecek ve ipimizin başlangıç noktasından da dışarı çıkacak. Yani ipin şu anda buradan geliyor. Geldikten sonra şurada bir S hareketi yapıyor. Yaptıktan sonra şunun içerisinden tekrar buraya çıkıyor. Yani ipimin geri kanalıyla ipimin ucunu takip ettirmem gerekiyor. Hadi hep beraber yapalım. Şimdi ipim buradan gelmişti. Bunu da takip etmesini sağlıyorum. Düğümümün bağlantı yapacağım yere ne kadar uzaklıkta, mesafede kalacağını da ayarladım.
geldim. İpim şu anda buranın arkasından devam ediyor. Ve ben de ipimi oradan takip ediyorum. Bunun içerisinden geçmesi gerekiyormuş ki bir önceki ip oradan geçmiş. Sonrasında şöyle bir halka yapması gerekiyor. Ve bu halkanın ardından ipimin şu noktadan tekrar geri çıkması gerekiyor. Evet, düğümü bu şekilde yaptım. Tekrar etmem gerekirse ilk önce 8'li düğümümü açık olarak yaptım. 8'liyi oluşturdum. İpimin ucunu geçirmem gereken kapalı bir yerden geçirdim. Geçirdikten sonra da kalan ipimin ucuyla diğer ipi birleştirerek, takip ettirerek ipin geri kalan kısmına kadar da getirdim. İpin eğer şöyle bir uzuntusu, boşluğu kaldıysa şöyle kendi etrafını dolandırarak şöyle bir düğüm de atabilirsiniz. Normalde standartlar şunu söyler. Düğümden sonra ipin kalması gereken ip ucunun ne kadar olması gerektiğini söyler. Standartlar bize şunu söyler. Düğümün kendi ebatının yaklaşık 3 katı kadar bir ip ucunuzun, ip boşluğunuzun kalması gerektiğini söyler. Biz bunu takip ederiz. Biz bunu yapmaya çalışırız. O yüzden hani düğümü attınız. Düğümü attıktan sonra ipin şu ucu şu kadar değil de şöyle ufacık bu şekilde kaldı. Bu gerçekten doğru bir düğüm değildir. Tehlikeli bir düğümdür. Çünkü bu düğümün de ufak da olsa bir boşluğu olacak. Buradan kurtulma şansı var. O yüzden bu tür durumlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Açık 8'li bu şekildeydi. İsterseniz kapalı 8'liyi yapalım. Kapalı 8'liyi yapmak için düğümümüzü açmamız gerekiyor. Düğümü açmayı da göstermeye çalışayım. Bunun yüke bindiğini düşünelim, sıkıştığını düşünelim. Bu düğümü açmak için şu arka taraftaki kısmı şu şekilde içeriye doğru ittiğimizde aslında düğümümüzü gevşetmiş oluyoruz. Tekrar nasıl düğümü yaptıysak o şekilde de çözme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdik. Şu anda düğümümüzü, ipimizi eski haline aldık. Şimdi açık 8'liyi yaptık ve öğrendik. Kapalı 8'liyi yapacağız. Kapalı 8'liyi ne gibi durumlarda kullanıyoruz? Yine bunu da ipin bir ucunu bir yere bağlayacaksak eğer ve çözülmesini istemiyorsak 8'li düğümü kullanıyoruz. Zaten bunu söylemiştik. Ama bu 8'li düğümü atarken açık 8'liyi bu şekilde ucunda herhangi bir açıklık olmayan bir yerden geçirmemiz gereken durumlarda açık 8'liyi kullanıyorduk. Ancak kapalı 8'li, örneğin elimde şöyle bir HMS dediğimiz bir karabin var. Karabinin özelliği şudur. Bir kapısı vardır ve bu kapısı açılabilir. Yani ben şimdi böyle açılabilen bir yere açık 8'li yaparak oluşturmama gerek yok. O nedenle bu şekilde açılabilen bir yere eğer 8'li düğüm atacaksam bunu kapalı 8'li düğüm de atabilirim. Bu şekilde de oluşturabilirim. Şimdi isterseniz kapalı 8'liyi görelim. Çünkü kapalı 8'li açık 8'liye oranla bir tık daha kolay bir düğüm. İsterseniz onu görelim. Şimdi yine ben karabinimi şöyle bir yere sabitleyeceğim. Ve düğümü bunun içerisine atacağım. Ama dediğim gibi burada bir kapısı açılan bir karabin var. Yani 8'liyi bunun içerisine geçirmem gerekiyor. Şimdi kapalı 8'liyi yapmaya başlayalım. Az önce 1 metre gibi bir, 1-1,5 metre gibi bir ip boşluğuyla düğüme başlamamız gerektiğini söylemiştim. Kapalı 8'de bunu biraz daha arttırıyoruz. Arttırdıktan sonra yaklaşık 2 metreye yakın bir arttırma işlemi yaptıktan sonra yani şöyle 1 metre bu taraf, 1 metre de bu taraf şeklinde şöyle 2 metreyi yan yana getiriyoruz. Getirdikten sonra az önce kapalı 8'liye nasıl başlamıştık? İpi şöyle solumuzdan aşağıya doğru indirmiştik. İndirdikten sonra sağ elimizle 8'linin ilk etabını atmıştık. Şimdi elimizde 2 tane ip var. Yani az önce tekli vardı. Şimdi 2 tane ip yan yana var. Ve bunu da aynı şekilde sol elimle aşağıya doğru sarkıttıktan sonra sağ elimin avucuyla tutuyorum ve kendi ekseninde 2 kere çeviriyorum. Çevirdikten sonra İçerisinden yine aynı şekilde düğümümü geçiriyorum. Geçirdikten sonra
kapalı 8'li düğümü hazır. Az önce söylemiştim zaten. Kapalı 8'li açık 8'li oranla bir tık daha kolay. Çünkü tek hamlede bunu yapmış oluyorsunuz. Ve şu anda şöyle bir boşluğum var. Bu boşluğa da karabinimi alıp bunun içerisine yerleştirip karabinimin kapısını kapatıp bu şekilde kullanmaya başlayabilirim. Arkadaşlar, açık ve kapalı 8'li bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer düğümlerle alakalı sorularınız varsa, merak ettiğiniz düğüm çeşitleri de varsa bunları açıklamalar kısmında da bana iletebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Doğayla kalın.